Ben şimdi kaydı başlatayım. Biraz daha bekleyelim Erhan Hocam isterseniz. Tabii Bir iki tabii dakika. bekleyelim. Ben sonra sizi takdim edeceğim. Sonra sunumla beraber başlarız. Bu arada bölüm başkan yardımcımız Nurhan Koçan Hoca burada. Araştırma görevlerimiz İdil, Gizem burada ve dışarıdan da konuklarımız var. Hepsi hoş geldiler. Siz de hoş geldiniz Erhan Hocam. Merhabalar, hoş bulduk. İsterseniz yavaştan başlayabiliriz. Değerli konuklarımız Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mühendisliği Bölümü olarak 2 yıl aşkındır çarşamba söyleşileri organize ediyoruz. Daha önceden yüz yüze yaptığımız bu çarşamba söyleşilerini pandemiyi bir anlamda fırsata dönüştürerek online'a dönüştürdük. Uzaktan değerli hocalarımızla, değerli konuklarımızla ve mezunlarımızla buluşuyoruz ve peyzaj mimarlığını yeniden masaya yatırıyoruz. Bunun yanında da farklı disiplinlerden de konuklarımız oluyor. Bugün de olduğu gibi sevgili Erhan Öncü hocamız, konuğumuz. Kendisini tanıyanlar var, tanımayanlar var. Ama biz onu ulaşım plancısı yönüyle, bir mimar ama ulaşım plancısı yönüyle yaptığı birçok çalışmayı da biliyoruz. Dolayısıyla önce kendisini tanıtmasını rica edeceğim ben sevgili hocamın. Ondan sonra da sunumuyla devam edeceğiz. Bu arada bu sunum kayıt altına alınıyor ve YouTube'dan da daha sonra da diğer tüm camia ile paylaşılacak. Ben öncelikle sevgili Erhan Öncü hocama programımıza hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben ekran paylaşımıyla başlayayım. Evet. İsmim Erhan Öncü. Önce mimar, sonra şehir yüksek plancısı oldum. Ama 48 yıldır ulaşım planlama konusunda çalışıyorum. Önce 10 yıl kamuda çalıştım. Ardından yaklaşık 10 yıl yerli yabancı şirketlerde, Türkiye'nin büyük projelerinde. Ondan sonra da 30 yıldır, bu yıl 30. yılımızı dolduruyoruz. Kendi danışmanlık şirketimle kamu kuruluşlarına, belediyelere, bakanlıklara projeler hazırladık. Bu arada iki üniversitede part-time ulaşım ve planlama dersleri anlattım. Kısaca özetle ne gibi işler yaptık ona bir değineyim. Özellikle ulaşım ana planları yaptık. Burada gördüğünüz gibi 6 tane üzerinde ulaşım ana planı yazan birçok da eskiden ulaşım ana planı denmezdi. Raylı sistem etüdü denirdi. Onları yaptık. Bütün büyük şehirlerde yaklaşık. Onun dışında ulaşım etütleri, bilet fiyatlandırma etütleri, toplu taşım hat yapılanma organizasyon etütleri yaptık Türkiye'nin çeşitli kentlerinde. Bisiklet planları yaptık. Konya'da 2000 yılında Türkiye'nin ilk bisiklet planını yaptık kent genelinde. Ardından Antalya, en son Ankara'da bir çalışma yaptık. Diğer çalışmaları yaparken içinde bisiklet projeleri yaptık burada gördüğünüz şehirlerde. Ve geçtiğimiz yılda turizm amaçlı bisiklet projeleri hazırladık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Ayrıca ulusal ve bölgesel etütler de yaptık. Demiryolu etütleri ya da otoyol etütleri ya da bölgesel etütler, DAP ve Kuzey GAP gibi. Dolayısıyla bu projeleri 48 yıllık bir süreçte tamamladık.
Bugünkü konumuz pandemi sürecinde sonrasında kent, ulaşım ve kamusal alanlar nasıl oldu, nasıl gelişti, nasıl etkilendi? Sırayla pandemi öncesinde neydi, sorunlar neydi, nasıl gelişti bunlar? Pandemi nasıl etkiledi? Pandemi sonrası nereye doğru gidiyor? Ve biz nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekli kendimize? Onları özetleyeceğim. Pandemi öncesinde kent ve ulaşım ilişkilerini şöyle özetleyebiliriz. Kentler merkezde bir yoğun kesimleri, kent merkezi, yoğun konutların olduğu, yüksek katlı konutların olduğu yerler var. Ardından daha az katlı ve sonunda da kırsal nitelikte bahçeler içinde evler var. Ulaşım talebi bunun tam tersinde bir şey gösteriyor ve merkeze gittikçe artan bir talep düzeyi görüyoruz. İşte buna karşılık bu merkeze yaklaştıkça artan talep düzeylerine rağmen yollarımızın kapasitesi tam tersine. Çünkü merkezde tarihsel doku içinde oluşmuş, taşıtların bile giremediği yollar giderek genişleyen daha modern, daha geniş yollar görüyoruz. İşte bu çelişki yolculuk talebiyle yolculuk altyapısının, ulaşım altyapısının çelişkisi yıllardır kentlerimizin içinde bulunduğu sorunun temelini oluşturuyor. Biz ulaşım plancıları için her ulaşım türünün ayrı özellikleri var, farklı nitelikleri var. Bunlardan bir tanesi kullanım özellikleri, mesafeleri. Alttaki kilometre olarak uzunluklar, üstteki de o ulaşım türünün kendi içindeki kullanım oranları olarak değerlendiğimiz. Bizde yaya yolculukları saatte 4 kilometre hızla insanlar yürüdüğünde şu ortalama yarım saatte 45 dakikada 2-3 kilometrede biten yolculuklar var. Otobüsler daha geniş bir alana yayılıyorlar 20-25 kilometrelik mesafelere. Raylı sistemlerde daha da uzuyor bu şey. Otomobil daha uzun mesafelere ağırlıkla hizmet veriyor. Bisikletler de saatte 10-12 kilometre hızla ortalama 5-6 kilometrelik bir mesafede etkin olarak kullanılıyorlar. Elektrik destekli bisikletlerse 7-8-10 kilometreden öteye genellikle kullanılmıyor. Şeyleri var, saatte 20-25 kilometre yapabiliyorlar ama mesafeleri bu. Dolayısıyla bu ulaşım türleri bizim için işte bir takım tutar gibi tuttuğumuz bir şey değil. Bir İsviçre çakısı gibi nerede ne gerekiyorsa onu kullanmak için çalışıyoruz ve uğraşıyoruz. Ve bizim genel stratejilerimizde şu mesafelerde yani 4 kilometreye kadar olan mesafelerdeki araçlı yolculukları azaltıp yayaya yürümeye aktarmak, şu alandaki araçlı yolculukları azaltıp bisiklete yönlendirmek, şuradaki yolculukları da azaltıp elektrik destekli bisikletlere yönlendirmek. Dolayısıyla taşıt kullanımını azaltmak. Peki ulaşım türlerinin kapasiteleri ve maliyetleri ne diye baktığımızda şunu görüyoruz. Alttaki X ekseni bir şeritte, bir saatte, bir yönde kaç kişi taşındığı. Burası da maliyeti. Minibüsler ve otobüslerle saatte 2, 3, 4, 5, 6 bine kadar gidiyoruz. Otobüslere şerit yol ayırırsak 10-12 binlere kadar gidiyor. Raylı sistemlerle bir yönde işte tramvayda 12 bin, hafif raylı sistemlerde 30 binler civarında. Ağır raylı sistemlerde de 80 binlere kadar giden bir kapasitemiz var. Otomobil, teleferik ve monorail ise en pahalı ve düşük kapasiteli sistemler. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan metrobüslerde lastik tekerlekli olarak yapılmış raylı sistemler olarak tanımlayabiliriz. Ya da raylı sistem gibi tasarlanmış ama içinde lastik tekerlekli araçlar işletilen sistemler. Ve bunlar da hem düşük maliyetli hem de raylı sistemler kadar yolcu taşıyabilen sistemler. Bir de hiç dikkate almadığımız yaya ve bisiklet var. Bunlar en düşük maliyetle raylı sistemler kadar kapasitesi olan ulaşım biçimleri.
biz ulaşımcılar olarak şöyle bir kırmızı çizgi çiziyoruz. Bunun altındakilerle uğraşmaya çalışıyoruz. Olabildiğince kırmızı bölgedekileri yapmamaya çalışıyoruz. Ve ulaşım sorunlarının ağırlıkla otomobilden kaynaklandığını görüyoruz. Çünkü akaryakıt kullanan araçlar ciddi sorunlar ortaya çıkartıyorlar. Akaryakıt kullanımı yüksek maliyetli, savaşlara, ölümlere yol açan, sömürü ve adaletsizlik yaratan bir unsur. Kazalar dediğimiz eskiden, şimdi çarpışmalar diye dilimizi düzelttiğimiz olayda ölümler, yaralanmalar, sakatlıklar, maddi hasarlar, zaman kayıpları, tedavi masrafları gibi kayıplarımız var. Çevresel etkiler çok daha ciddi boyutta. Karbon bileşenleri, parçacıklar, kurşun, gürültü, üretimden çıkan şeyler. Bir otomobil yaklaşık 20 yılda bütün bunları çıkartıyor. Çıkarttığı bu kirlenme kadar da üretim sırasında çıkartıyor. Onu da hiç dikkate alınmıyor değerlendirmede. Onu da unutmamak gerekiyor. Alan tüketimi özellikle kentler için sorun. Yaşam alanlarımızı tüketiyor, yeşil alanlarımızı asfalta dönüştürüyor, kenti bölüyor, aşılmaz engeller yaratıyor. Otoparklarla, asfaltla, betonla kaplayıp sellere, kuraklığa yol açıyor. Kentsel yayılmayı teşvik ediyor ve bunların hepsi bugün içinde yaşadığımız sorunlar. Pahalı bir altyapıya ihtiyacı var. Yollar, katlı kavşaklar çok ciddi maliyetler. Onların ve bakımı gerekti. Denetim ve işletmesi polisi gerekti. Bütün bunları değerlendirdiğinizde otomobil odaklı ulaşım sisteminin çok sakıncalı olduğunu görüyoruz. Şimdi ne cins bir toplu taşıma şey yaptığımızı hangi kapasitede düşünürsek bu Anadolu'ya baktığımızda küçük kentlerde genellikle midibüs büyüklüğünde araçları görüyoruz. Bu araçlar aslında küçük yerleşimlerde ağaçlar bir fidanken etkin bir şekilde kullanılıyor. Ve de büyük şehirlerin dallarında, çevrelerinde de etkin bir şekilde de kullanıldığını görüyoruz. Ama kentler büyüdükçe, ana koridorlarına gelindikçe araçların da büyütülmesi gerekiyor. Raylı sistemin giden bir çerçeve içinde. Bu da önemli bir şey getiriyor. Raylı sistem yaptığınızda mahallelere kadar uzatamıyorsunuz. Dolayısıyla aktarma, iki ayrı sistemi, üç ayrı sistemi birlikte kullanmak gerekiyor. Üstelik bütün bunları yaparken de bir şeyi unutuyoruz. İnsan faktörünü. İnsan faktörü aslında bu ağaçların yaprakları gibi. Yaşlısıyla, engellisiyle, bisikletlisiyle, normaliyle, çocuğuyla bu sistemin bütünlüğü içinde unutulmaması gereken unsurlar. Yıllardan beri yapılan deneyimlerde şunlar elde edilmiş. Otomobillerin bu sorunlarını çözmek için stratejiler geliştirilmiş. Birinci strateji insanların ihtiyaçlarını yolculuk yapmadan karşılanması stratejisi. Bu daha önceden yıllardır söylüyoruz, 10 yıllardır söylüyoruz ama pandemiyle bu anlaşıldı ve uygulanmaya başladı. Yani uzaktan çalışma, eğitim, telekonferans şu anda yaptığımız gibi e-posta, e-bankacılık, e-ticaret, e-imza hatta e-sağlık gibi, doktorun uzaktan muayene etmesi gibi faaliyetlerle yolculuk ihtiyacını azaltıyoruz. Söndürüyoruz daha evimizdeyken. İnsanları tuttuk bunlarla. Tutamadığımız hala dışarı çıkmak istiyor, yolculuk yapmak istiyor. Bu yolculukları da motorlu araç kullanmadan yapmaya çalıştırıyoruz. Bu da nasıl oluyor? Kentsel planlamayla, alt merkezlerle, karma işlevlerle, toplu taşın odaklı yerleşmeyle son günlerde 15 dakikalık kent dediğimiz yaklaşımlarla insanları taşıta binmeden evlerinin çevresinde yaşatmaya, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Onu da yapamadık. İnsanlar bir taşıta binecekler. O zaman verimli ulaşım türleriyle gitmelerini istiyoruz. Yani toplu taşıma destekler yapıyoruz, entegrasyon sağlıyoruz ve de fiyatlandırmayla ya destek veriyoruz toplu taşıma ya otomobilleri cezalandırıyoruz. Burada da tutamadık insanları. İlle merkeze gideceğiz diyorlar.
O zaman merkeze gidişteki kavşaklardaki tıkanmaları, ekroz gazlarına katalitör filtreler takmayı ve doğalgaz ve elektrikli araç kullanmayı, alan kullanımını azaltmayı, kavşakları akıllı trafik sistemleriyle daha kaygan, daha akışkan bir ulaşım sistemi elde etmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan da sadece bunları değil, toplu taşınma gelenleri merkezi de düşünüyoruz. Onların yaya olanaklarını arttırıyoruz. Merkezleri yayalaştırıyoruz. Ücretsiz bisikletler, kiralık bisikletler, elektrikli bisikletler, bisiklet taksiler, kiralık otomobiller merkezde. Bedava toplu taşınma ring servisleri yapıyoruz. İşte bütün bunlar bizim pandemi öncesinde de bildiğimiz, uygulamaya çalıştığımız yaklaşımlardı. Bu aslında Batılıların üç maddede destekle söylemeye çalıştığı avoid, yani yolculuk yapmaktan kaçınma, yolculukları verimli türlere aktarma, değiştirme, türel kayma ve de buradaki mevcut sorunları azaltma. Türkiye'de aslında bu sadece o kırmızı içindekilere odaklanılıyordu. Onun dışındaki mavi ve yeşil alanlarda, avoid ve shift'te fazla bir şey yapılmıyordu. Çünkü biz otomobil odaklı düşündüğümüz için sadece trafik sıkışıklıklarını iyileştirmeye çalışıyorduk. Dolayısıyla bu da diğer yeşil olarak gösterilenlerin Türkiye'de ileriye gitmediği, etkin olmadığı sonucunu çıkarıyordu. Şimdi bu şeylerle geldik, gelişme çizgileriyle pandemiye kadar geldik. Pandemi nasıl etkiledi bizi, neleri değiştirdi? Pandemi ilk başında insanlar arasında 1,5 metre koyma, temizlik ve şeyi saymazsak, maskeyi saymazsak 1,5 metre mesafe dedi. Ama bu 1,5 mesafe yürürken hareketten dolayı 4 metre. Rüzgarda 6 metre, koşarken 10 metre, bisiklete binerken 20 metre olması gerektiği söylendi. Bu da birdenbire bizim kentteki bütün planlama ve tasarım standartlarımızı değiştirdi. Biz önceden örneğin asansörlerde metrekareye 2 kişi olarak planlardık. Toplu taşım araçlarında, metroda, otobüste metrekareye 4-6 kişi planlardık. Ama yeni şartlar ne oldu? 1,5 metre mesafe dediğinizde kişi başına 8-9 metrekare yapılması gerekti. Ve de bu Hindistan ya da İngiltere varyantlarını düşündüğünüzde 2 metre mesafe bıraktığınızda insan başına, kişi başına 15-16 metrekareydi. Bu inanılmaz büyük bir değişiklik. Kentteki bütün kentsel tasarım ögelerinin kaldırımından tutun bekleme yerlerine kadar, dükkan boyutlarına kadar, restoranların tasarımına kadar, parkların tasarımına kadar her şeyin değiştirilmesini gerektiriyor. Peki nasıl değiştireceğiz? Biz şunu biliyoruz. Otomobiller hareket halindeyken 140 metrekare bir otomobil yer kaplıyor. Otoparkta 20 metrekare. Toplu taşıma araçlarında kişi başına 7 metrekare gerekiyor. Bisikletler yolda hareket ederken 5 metrekare, dururken 2 metrekare, yayalarda yürürken 2 metrekare, dururken yarım metrekare, metrekare 4 kişi hesabıyla. Ama şimdi ne oldu? Kişi başına 9-15 metrekare arasında bir alan ayırmamız lazım bizim kamusal alanlarda. Nereden alacağız? Bizim bunları korumamız lazım. Bunlar alanı, mekanı verimli kullanan ulaşım biçimleri. Dolayısıyla biz bunlardan alıp bunlara vermek zorundayız. Yani otoparktan, yoldan alıp, yol şeritlerinden alıp, yayaya ve toplu taşıma vermek zorundayız. Dünya ne yaptı? Dünya kentleri 1,5-2 metreye işaret olarak koydu, önerdi. Burada görüldüğü gibi yaya bölgelerini bile tek yönlü yaptı. İnsanlar karşı karşıya gelip bu mesafeden, nefes almadan, öksürmeden, konuşmadan olumsuz etkilenmesin diye yaya yollarını tek yön yapmaya başladı. Bisiklet yolları yaptı. Önce geçici olarak yollar yaptı. Ardından bunların tutmasına, kabul edilmesine göre de
daha sabit hale getirdi ve devam ediyor. Pek çok kent 50, 60, 70, 80, 100 kilometrelik bisiklet yolları yaptı. Şu 1,5 yıllık dönemde. Otobüs şeritleri yaptı. Böyle trafiğe sahipken, çünkü toplu taşımda bulaş riski fazla diye herkes otomobillerini kullanmaya başladı. Ve ciddi trafik sıkışıkları oluştu, arttı. Bunu çözmek için, toplu taşıma hız kazandırmak için yolların bir şeridi otobüslere ayırdı. Bu ne sağladı? Hız artmasını sağladı, sıkışıklıktan kurtardı. Yani eskiden 10 otobüsle hizmet ettiğiniz elinizdeki bir hattaki filo otobüs yolu yaptığınızda 15 otobüs gibi hizmet vermeye başlıyor. Daha hızlı geliyor, daha çabuk turunu tamamlıyor geliyor ve bunlar kalıcı olarak düzenlenmeye başladı pek çok kentte. Hız azaltma başlatıldı. İnsanlar çünkü yürüme ihtiyaçlarını sporunu karşılıyordu. Yürüyerek gidiyordu bir kısmı. Bu eğilim hız azaltma daha önceleri de vardı. Burada görüldüğü gibi örneğin bu kadar geniş bir yol yapıyorsunuz. Sonra hızı azaltmak için para verip engeller yapıyorsunuz. Bu pandemi döneminde daha belirgin olarak ortaya çıktı. Özellikle konut mahallelerinde transit geçen araçları engellemek için geçen trafiğe kapatıldı yollar. Çocuklar oynasın, dışarıda yaşasınlar diye. Kent merkezlerinde de bu hız azaltma önlemleri uygulandı. Kaldırımlar genişletildi. Çünkü 1,5 metre mesafeye sığmıyordu onlar. Ya böyle de dükkanların dışında kaldırımlarda yoldan yer ayrıldı. İlk grafikte olduğu gibi otomobillerin park yerleri kaldırıldı. İnsanlara kuyruklanma, beklenme yerleri oluşturuldu. Ve de burada görüldüğü gibi insanlar daha rahat kaldırımlarda yürür hale geldiler. Yaya geçitleri yeniden düzenlendi. İnsanlar daha kısa mesafe yürüsün, araçlar yavaşlasın diye bu tür düzenlemeler yapıldı bisiklet yollarıyla birlikte. Yollar, mekanlar yayalaştırıldı. Saatlik, belli saatlerde, günlerde ve de tamamen trafiğe kapatılarak uygulamalar başladı. Toplu taşım durakları kalabalıklaşmaya ve sağlıksız olmaya başladı. Onları rahatlatmak için şurada görüldüğü gibi duraklardan dışarı çıkan bekleme alanları yaratıldı. Böylece kuyruklarda da mesafe sağlandı. Kaldırımlar engellenmemiş oldu. Otobüs ampulleri deniyor bunlara da. Dışarıda yemek başladı. Bu aslında Batı dünyasında çok yaygın görülen ve çift taraflı etkisi olan, bir, insanların hala sosyalleşmesine imkan veren, ikincisi esnafa imkan sağlayan, dükkanlarını açıp gelirlerinin devamını sağlayan düzenlemeler olarak ortaya çıktı. Ve gerçekten Batı'daki merkezleri, caddeleri, alt merkezleri, sokakların kullanımını ve görüntüsünü değiştirdi. Bu sağdaki iki resimde İstanbul'da denenen, henüz açılmayan Yaya Durağı adlı şeyler, parkletler örnekleri. Pazar yerlerinde düzenlemeler yapıldı. Dükkanlar kaldırımlara taştı. Açık mekanlarda ticaretin dönüşmesine başladı. Okul sokakları, caddeleri taşıtlara kapatıldı. Çocuklar daha geniş alanlarda rahat oynasınlar, teneffüs yapsınlar, hatta spor yapsınlar, hatta ders yapsınlar diye yollar kapatıldı, okul sokakları. Hatta bazı yollarda okul otobüsü şeritleri yapıldı okulların önünde. Sadece okul saatlerinde, giriş ve çıkış saatlerinde o yollar okul servislerine açıldı ve daha insani ve sağlıklı yerler yapıldı. Şimdi bu uygulamalar pek çok ülkede yapıldı. Bizde çok yapılmadı ama çok sınırlı nitelikte kaldı. Bunlar bize nasıl bir gelecek söylüyor pandemi açısından? Şimdi daha önceki önlemlerde de gördüğümüz gibi yayaların önemi ortaya çıktı. Hızın azaltılması, eksiksiz yollar, kapsayıcı yollar olarak tanımlanan bir konsept ortaya çıktı. Yani kapsayıcı yol, engelliyi, bisikletliyi, yaşlıyı, çocuğu, herkesi dikkate alan eksiksiz yol olarak tanımlanması gerekiyordu. Bunun için Batı ülkelerinde yasalar çıktı. Düzenlemeler, yönetmelikler belirlendi. Bizde hiçbir yönetmelikte böyle bir kavram yok. Trafik sakinleştirme, trafik calming denilen uygulamalar yönetmeliklere girdi. Bizde hiçbir yasal tanımı yok. Yasa dışı şu anda trafik sakinleştirme, paylaşımlı yollar,
Low traffic neighborhood dedikleri, trafiği azaltılmış mahalleler, vulnerable home zone denilenler, yaşam sokakları, oyun sokakları, aktif sokaklar, okul sokakları, sağlıklı sokaklar, yaşlı dostu sokaklar gibi farklı ülkelerde farklı projeler, hatta aynı ülkelerde birbiriyle rekabet eden düzenlemeler ortaya çıktı. Örneğin Londra'da bunların birkaç tanesini görebiliyorsunuz. Ayrı projeler kapsamında taşatları azaltan, hızları azaltan, insan odakları düzenlemeler ve sonunda yayalaştırılmış alanlar, yayalaştırmış kent merkezi ve otomobilsiz kente giden bir dizi uygulama başlamıştı ve daha büyük bir destek kazandı pandemi koşullarında. Bunu uluslararası kazaları önleme, ölümleri önleme bilinciyle birlikte başladı. Şu eğride görülen durum ortaya çıktı. Yani siz bir otomobille saatte 30 kilometre giderken bir yaya çarptığınızda o yayanın ölme ihtimali %5 düzeylerinde. 50 kilometre ile hızla çarptığınızda o yayanın ölme ihtimali %80'in üzerinde. Dolayısıyla kazaları, ölümleri azaltmak için, çarpışmaları azaltmak için artık kentlerde 50 kilometre olan hız sınırının 30'a indirilmesi kampanyası başlatıldı. Dolayısıyla bu şu anda bu içinde bulunduğumuz trafik kazalarını önleme haftası da dünya çapında Birleşmiş Milletler'in yönettiği bundan devam ediyor. Ve pek çok ülkede bu solda gördüğünüz Hollanda'da 30 bizim yeni 50'mizdir diyen afişin görseli ve pek çok kentte artık bu kampanya dahilinde kent içlerinde 30 kilometreye indiriliyor şeyler. İspanya'da, Brüksel'de ya da Hollanda'da imar olan alanlarda, yapılaşmış alanlarda dışarıdaki hız ne olursa olsun 30'a inmek zorundasınız. Ve bu ciddi hiçbir şekilde pek çok ülkede de kampanya olarak devam ediyor. Bu haftada her yerde pek çok Zoom toplantısıyla devletler bu bildirgenin altına imza atıyorlar. Bunları yaşanırken bir taraftan da Paris'in başı çektiği yeni bir yaklaşım vardı. O da 15 dakikalık kent uygulaması. Yani insanları artık mahallelerinden dışarıya çıkarmadan 15 dakikalık mesafede bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlamak kenti. Bu nasıl oluyor? Paris her sokağı bisiklete uygun hale getiriyor kentteki. Otoparkları kaldırıyor, otoparklardan boşalan yerlere insanlara ayırıyor, mekan yaratıyor. Bunu nasıl yapıyor? Paris Belediyesi'nin kent genelinde 63 bin tane mülkü varmış. Ve bu mülklerin hepsini hazırlanmakta olan bir plan çerçevesinde dükkan, bakkal, okul, kreş gibi kamusal hizmetlere ayırıyor. Dolayısıyla insanların ihtiyaçlarını mahallelerinde karşılaması, bisikletle gidebilmesi için yeni bir dönüşüm başlatıyor. Bu Hollanda'da biraz daha değişik. Zaten küçük bir ülke. Onlar 15 dakikalık kent değil, 25 dakikalık ülke kavramıyla yaklaşıyorlar. Orada bisiklet artı demir yolu uygulamasıyla, çok yaygın demir yolları şebekesi de var. Ülkenin bir ucundan öbür ucuna ya da ülkenin merkezine ya da bir başka şehrine 25 dakikada gidebilirsiniz ilkesi üzerinden planlama yapıyorlar. Londra özellikle bir de bu destekleri, insana yönelik iyileştirmeleri çevresel kirlenmeyle de destekliyor. Düşük emisyon bölgeleri, LEZ dedikleri, low emission zone dediklerini uyguluyorlar yıllardır. Ve aslında burada şekilde görülen Londra'nın merkezindeki sıkışıklık fiyatlandırması yapılan, yani otomobilinizle girerseniz para ödediğiniz bölge. Bu ardından şeyi uyguladılar, LEZ'i uyguladılar, düşük emisyon bölgesini, bu yeşil alan. Sonra merkezi bu kırmızı alanı daha da güçlendirmek için ultra low emission zone yaptılar. Daha sıkılaştırdılar koşulları ve de pahalılaştırdılar oraya girmeyi, cezaları arttırdılar. Dolayısıyla otomobille gelmeyi azaltıyorlar.
Alttaki madde de Direct Vision Standard ağır vasıtalar için. Yani ağır vasıta şoförlerinin yayaları doğrudan görebilmeleri. Yani aynadan değil de doğrudan görebilmeleri. O ne demek? Şu alttaki gibi şu andaki kamyonların çoğu şuradaki duran insanı, bisikletliyi, yayayı, çocuğu göremiyor. Ama şurada açılan pencerelerle artık bu yayaları, bisikletleri görebiliyor. Artık bu DVS, Direct Vision bölge yasaklarının olduğu yere özellikle konut alanlarında sadece bu araçlar girebiliyor. Ya da küçük, hafif yük araçları girebiliyor. Bundan da zorluyorlar araçları dışarıda kalmayı. Yani insana biraz daha önem veriyorlar. Araç kullanımını biraz daha azaltmaya çalışıyorlar. Bir diğer emisyon faktörü de dizelli araç kullanılması, elektrikli araç sorunluğu. Avrupa'da gördüğünüz bu şehirlerde ya dizel araçların satılması ve alınması yasaklanıyor ya da belirli bölgelere girmesi yasaklanıyor ya da merkezlerinde ya da merkez çevresinde elektrikli araçların şarj edebileceği park yerlerine önem verilmeye başlanıyor. Dolayısıyla bunlar da bir başka destek oluyor. Toplu taşıma konusuna geldiğimizde pandeminin paniğiyle birlikte belediye başkanlarından hep aman toplu taşımda pandemi tehlikesi var, riski var, toplu taşıma binmeyin dendi. Biraz daha akıllı olan belediye başkanları bisiklet yollarına ve otobüs yollarına yol açtı. Ama temelinde onlarda bizdeki kadar sıkışıklık olmadığı ve ara toplu taşıma dediğimiz minibüs dolmuş şeyler olmadığı için daha fazla yüksek hizmet vererek zarar etme pahasına burada gördüğünüz gibi konforlu ve de 1,5 metre kuralına uyan hizmetler vermeye başladılar. Bu aslında ulaşımda yeni standardı belirleyen. Bizde ne oldu? Dolmuşlarla ve de yetersiz toplu taşıma hizmetleriyle bizdeki 1,5 metre mesafesi bu hale geldi. 10 santim bile olmayan bir mesafeye indi. Ve de en iyileri işte yol farklı kurallar belirlendi. Oturma yerlerinin yarısı, ayakta durmanın kapasitenin yarısı falan gibi. Bunlar oynadı zamanesinde çok bilinçsiz bir yönetimle. Gerçekten toplu taşım salgının yayılma noktalarından bir tanesi oldu. Tabii herkes salgından kaçınca, toplu taşımdan kaçınca bu sefer otomobile yüklendi. Otomobille trafik sıkışıklığı arttı, otomobil yolculukları arttı. Şimdi burada bir yeni kavramı daha dikkate almak gerekiyor. Kent aktivizmi. Kent aktivizmi farklı olarak tanımlanabiliyor çeşitli kentlerde, bölgelerde. Nedir, ne anlamı? Bunlar kent aktivistleri aslında öyle militan falan değiller. Bunlar yaşlı başlı, kentine, çevresine değer veren, düşünen, akıllı insanlardan oluşuyor. Çoluk çocuk bir aktivite yapıyorlar ve de kentleri iyileştirmeye çalışıyorlar. Niye gerek var buna? Ne yapıyorlar? Kamusal alanlarda resmi süreçler olmaksızın kullanıcılar tarafından düşük maliyetli, kolayca uygulanabilen, kısa dönemde deneme gösterme amaçlı, uzun dönemde kalıcı olması beklenen mekansal ve işlevsel yeniden düzenleme ve iyileştirme eylemleri, kentsel aktivite bizim dediğimiz. Aslında çok önemli bir şey. Çünkü bizler planlarken değişen veya düşünülmeyen ihtiyaçları dikkate almadan yapıyoruz. Öngörülmeyen sorunlar ortaya çıkıyor. Tamamlanmıyor projeler. Öncelikler ve değerler değişiyor. Göz ardı edilen kullanıcı ihtiyaçları var. Yani bir teknik kişi buradaki yeşil alanı böyle yuvarlak şeklinde tasarlıyor. Ama insanların ihtiyacı ve çözümü o çimlerin üstünden geçip yeni bir yol açmak. Bu bir anlamda hayatın gerçekleriyle projeleri değiştirmek. Bunun çeşitli örnekleri var. Örneğin en masum ama en anlamlılarından bir tanesi, daha önceki yıllarda kamusal gücü, güvenliği, prestiji simgelemek için yapılmış bu adliye binaları, Anayasa Mahkemesi binaları,
parlamento binaları ve burada gördüğünüz merdivenler. Günümüzde engelliler ve tekerlekli sandalyeliler gibi faktörler düşünüldüğünde bu sandalye merdivenlerin ne kadar anlamsız ve yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Onlara yeni bir anlam vermek için çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Örneğin onlardan en masumu, bu merdivenlere yeni bir işlev kazandırılıyor. Çok basit, binanın büyüklüğünü, heybetini bozmadan ama işe yarar bir şekilde yapılıyor. Bu kentsel aktivizmin temel örneklerinden bir tanesi. Kentsel aktivizm farklı ölçeklerde ya kişiler tarafından, bir uçta belediyeler tarafından kurumsal biçimlerde yapılıyor. Bunların en bireysel niteliği reklam bozma, duvarlara afiş asma, yazı yazma, pullama gibi şeyler. Normal şirketlerin reklamlarını bozarak bir mesaj verilmesi, doğru şeylerin gösterilmesi ya da duvar resimleriyle çirkinliklerin giderilmesi, daha güzel şeyler yapılması, kent mekanının değiştirilmesi, kamusal alanların koltuk bombalama diye Amerikalıların tanımladıkları, paletlerden yapılmış koltuklarla hiç oturacak yeri olmayan sokaklarda, meydanlarda, parklarda insanların sosyalleşebileceği kamusal alanlar yaratmak ya da biçimlendirmek. Korsan bahçecilik olarak, gerilla gardening olarak tanımlanan, böyle küçük örneklerinden başlayan, duvarlara saksı, teneke saksılar bağlamaktan başlayıp betonu kazıp oralara çiçeklik yapmak ya da daha geniş anlamda donatmak şeklinde düşünebiliyor. Ya da korsan park yerleri, belediyenin bisikletlere park yeri yapmadığı yerlerde bisikletleri kasten bırakıp belediyeyi zorlamak, oralara bisiklet park yerleri yapmak. Ya da otomobillere yer ayıran belediyelerin oradaki park yerlerini işgal etmek. Bu belli ülkelerde parking day diye senede bir gün başladı. Giderek yayıldı ve kalıcı hale gelmeye başladı. Önceleri aktivistler buraya gelirdi. Oradaki park metrelere parasını atarlardı. Orasının gerçekten sahibi olurlardı belirli saatlerde. Ondan sonra orayı, kentin imajını değiştirecek, kullanımları zenginleştirecek düzenlemeler yaparlardı. Mahalle güzelleme çabalarıyla burada artık kamunun desteği olmaya başlıyor. Birdenbire yollardan alıp, trafikten alıp, teneke depoları haline gelen otomobillerden alıp yaşam alanları oluşturmaya başlıyor. Sokak partileri, mahalle partileri, kermesler, kavşak meydan iyileştirmeleri, orada yaşayan insanlar sorunları birebir yaşadıkları için sıkıntıları biliyorlar ve kazaları da azaltacak, hızı düşürecek çözümler geliştiriyorlar. Ve daha güvenli karşıdan karşıya geçişler, araç trafiğinin azaltılmasına imkan veren çok ucuz ve kolay düzenlemeler ya da burada hiçbir işe yaramayan terzi artığı mekanların burada olduğu gibi yaya alanlarına, oturma, bekleme ya da peyzaj elemanlarına dönüştürülmesi ya da koskoca bir trafik kavşağının büyük bir meydan haline getirilmesi ve hatta bunun en çarpıcı örneği Times Square'de, New York'ta, Manhattan'da şöyle verevine kesen bir yolda yolun şuradaki gri kısımlarını kapatarak yayalaştırmaya dönüştürülmesi. Önce deneme olarak başlatılan ama o kadar mutlu olunan ki olunan sonuçlardan ve kalıcı hale getirilen şeyler. Ve önce parking day ile başlayan parkletler, küçük parkçıklar düzenlemeleri. Bunlar o kadar resmi hale geldi ki şu anda Amerika'nın pek çok kentinde siz belediyeye gidip benim dükkanımın önü şöyle, ben şuraya parklet yapmak istiyorum deyip fotoğraflarını çekip gönderiyorsunuz. O belediye size geliyor, inceliyor, oraya parkleti yapıyor ve otoparklar kaldırılıp oradan iki ya da üç otopark kaldırılıp açık alan, herkese açık alanlar yaratılıyor. Onun dışındaki düzenlemeler, trafik durukları, açık sokaklar, daha önce saydığımız uygulamalarsa bunların kamu tarafından, belediye tarafından, ilçe ya da metropol belediyeleri tarafından yapılmış şeyleri. Şimdi bu üç grupta değerlendirebiliriz bunları. Bunlar
saatlik, günlük, süreli olanlar, haftalık, aylık, mevsimlik olanlar ya da kalıcı olanlar. Bütün amaç aslında önce saatlik, günlük gösterme amaçla başlayıp ondan sonra mevsimliğe dönüştürmek ya da doğrudan kalıcı hale getirmek. Bu da önümüzdeki dönemlerde bizim kent, ulaşım ve kamusal mekan kavramımızı etkileyecek yaklaşımlardan ve süreçlerden birisi olacak. Sonuç olarak biz hangi yolu takip edeceğiz, neler yapmamız gerekli, dünya neler yapıyor diye baktığımızda şunu söylemekte yarar var. Tarihsel gelişim içinde 1800'lerden başlayan akaryakıt fiyatları bunlar. Özellikle iki önemli zirve çıkıyor günümüzde. 73 petrol krizleri ve 78 petrol krizleri, Arap Savaşı, İsrail-Arap Savaşı ve de petrol krizi. Ardından 2008'deki dünyadaki ekonomik kriz. Bunlar olduğunda birinci krizde, Türkiye'de de yaşandı bu, 73'lerde aktivistler bu otomobillerle olmaz, otomobil bağımlılığıyla olmaz, bunu değiştirelim, toplu taşıma önem verelim demeye başladılar ve otobüs yollarını yapmaya başladılar. Türkiye'de de 78'lerde Ankara'da, İstanbul'da yapılan otobüs yolları bu dalga kapsamındaydı. Ama devletler o zamanlara bu hareketlere uzak duruyorlardı. İşte onlar solcular, aktivistler diyorlardı. Ama 2008'de yaşanınca artık devletler bu yaklaşımlara sahip çıkmaya başladılar ve 2008 krizinden sonra Avrupa Birliği artık resmi dokümanlarında otomobilin kısıtlanması, yasaklanması, toplu taşımın, bisikletin geliştirilmesi konusunda genel politikalarını belirlemeye başladı. Şimdi aynı bu grafikleri farklı iki eksen üzerine oturttuğumuzda 50'lerden başlayıp altta sürdürülebilirlik, üstte de karayolu yatırımı ve otomobil sayısını koyduğumuzda şöyle bir gelişim görüyoruz. Birinci dönemde otomobil odaklı kent ve ulaşımlar var. Tahmin et ve altyapıyı sağla o talebe. İkincisi toplu taşım odaklı kent ve ulaşım dönemi ve ardından insan ve yaşam odaklı kent ve yaşam ulaşım dönemi. Böyle bir çizgiyi yaşıyoruz şu anda. Bizler işte 70'lerle birlikte bunu yaşadık, içindeyiz. Bu ne demek, ne anlama geliyor? Bu aslında uluslararası konferanslarla da genel çizgileri, stratejileri oturtulan bir gelişme. 60'lardan başlayıp otomobillerin kavşaklardaki tıkanıklığı çözülmeye çalışırdı. Ardından 60'ların sonunda koridor etütleri. Daha sonra bilgisayarların gelişmesiyle birlikte ağ çözümleri, network ve modellemeler. 70'lerden sonra buna sadece otomobil olmuyor, toplu taşıma, raylı sistemleri, otobüsleri katalım diye başlandı. Ardından 80'lerde bisikleti de katalım denmeye başlandı. Ve yeni dönemde 2010'lardan sonra da yepyeni bir yaklaşım. Artık önemli olan yaya, bisiklet, elektrik destekli bisiklet, evden çalışma, 15 dakikalıkken kısa ve yavaş yolculukların desteklenmesi politikasıydı. Ama bir taraftan da özellikle otomotiv şirketlerinin baskısıyla taşıt odaklı gelişmeler de burada yerini buldu. Otonom sürücüsüz araçlar, paylaşımlı araçlar, elektrikli araçlar, mobility as a service denilen cep telefonundan bütün türleri ve yolculukları organize eden yaklaşımlarla yeni bir dönemi yaşıyoruz biz şu anda. Biz Türkiye olarak neredeyiz? Biz Türkiye olarak henüz 70'leri tamamlayamadık, 80'lere gelemedik. Hala belediye başkanlarımız katlı kavşak yapıyor, yeni yollar açıyor, asfalt dökmeyle övünüyor ve bütün bu parti fark etmiyor. Örneğin bir başkanı eleştiriyorsunuz katlı kavşak yapıyor diye, yeni gelen seçimi kazanan da aynı şeyleri yapmaya başlıyor. Dolayısıyla bu bizim şu anda hala kanımızda beton asfalt hücrelerinin dolaştığı ve kararlarımızı etkilediğini gösteriyor. Batılı kaynaklarda bu dönemler şöyle tamamlanıyor. 70'lere kadar otomobil odaklı şehir,
karayolu inşa edilmesi, otopark inşası, düşük yoğunlukla kentsel yayılmalar, yani hareketliliğe önem veren yaklaşımlar. 80'ler, 90'lar sürdürülebilir ulaşım kentleri, sürdürülebilirliğe önem veriyor. Toplu taşım, bisiklet şebekesi, yol yüzeyinin yeniden paylaşımı ve 2010'lardan sonra içinde bulunan aşamada mekan olarak kentler kavramıyla ortaya çıkıyor. Yani kamusal alanlar, kamusal kullanımlar, sokak aktiviteleri, trafiğin sıkışılması, otomobilin, taşıtların bir yere itilmesi, toplu taşım odaklı ve karma kullanımlı şehirler, yani yaşanabilir mekanlar kavramı ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu aslında SUMP dediğimiz az önceki listede bir ulaşım planlama yaklaşımını getiriyor. Ulaşım ana planlama yaklaşımı neydi? Şu anda hala Türkiye'de böyle. Mevcut duruma bir kente gidiyorsunuz, o kente ilişkin ulaşım verilerini topluyorsunuz. Sayımlar, anketler ve o verilere dayanarak bu kentin ileriye yönelik projeksiyonunu hassas bilgisayar modelleriyle yapıyorsunuz. Ama modellediğiniz ne oluyor? Şu andaki obez, sağlıksız, kolesterolü, tansiyonu yüksek şehri 20 sene sonra nasıl olacak diye tahminini yapıyorsunuz. Ondan sonra bu şehre göre ulaşım ana planını yapıyorsunuz. Biz yaptığımız ulaşım ana planlarında bu hatayı fark ettik. Buna şöyle bir değişiklik yapalım dedik. Önce kısa dönemli önlemlerle bu sağlıksız yapıyı sağlıklaştıralım, iyileştirelim. 3-5 sene ne kadar uygulanabilirse ondan sonra yeni bir nazım plan, ulaşım planı yapalım. Daha sağlıklı bir kente 20 sene sonrasının kentine ulaşılalım diye böyle bir şey yaptık. Bunu ilk kez İzmir'de denedik ama 3'e kadar gelebildik. 2-3'ü yaptık. Başkan vefat edince Ahmet Piriştin'e o yarım kaldı. Antalya'da bu yaklaşımı uyguladık ve ardından Muğla'da en son bir yaklaşımı uyguladık. Avrupa'nın benimsediği yaklaşımsa bunu tamamen değiştirmek şöyle bir şeydi. Mevcut durum şu anda böyle. Bunu ileriye yönelik tahmin etmek, modeller kullanmak, mevcut sağlıksız yapıyı yansıtmak yerine hep birlikte toplanalım, kentliler olarak bir vizyon belirleyelim. Bizim kentimiz böyle şişman, sağlıksız, hastalıklı ama biz kentimizi şöyle yapmak istiyoruz diye bir vizyon kent, bir yeni kent planı yapalım. Ondan sonra bu kente nasıl ulaşabileceğimizi geri giderek adım adım yıllar, 2 yıllar, 5 yıllar itibariyle adımlarımızı koyalım ve en sonunda da hedeflediğimiz kente ulaşalım. Buna işte SUMP deniyor, Sustainable Urban Mobility Plan deniyor. Bu temelinde iki farklı yaklaşım var. Bir, modellemeye dayanmıyor. İkincisi, katılımcı vizyonla bir gelecek plan belirleniyor. Bu bütün vatandaşlığa, mahalleye, sivil toplum örgütleriyle toplantılar yaparak mahallenizi, kentinizi nasıl görüyorsunuz, nasıl istiyorsunuz, nasıl bir Bartın hayal ediyorsunuz, 20 sene sonra nasıl bir Bartın'da yaşamak isterseniz, neyi nasıl düzeltelim diye ortak toplantılarla bunlar belirleniyor. Ardından buradan geriye gidip artgörü yapılıyor. Öngörü değil, forecasting değil, backcasting denilen arkaya dönüş yapılıp bir noktasına geliniyor. Bundan sonra adım adım yıllık, 5 yıllık dilimler itibariyle nasıl geliştirebiliriz? Hayalimizdeki Bartın'a nasıl ulaşılabiliriz diye karar veriliyor. Bu 90'larla birlikte literatüre giren bir şey. Avrupa'dan çıktı. Ama şu anda dünyanın şurada gördüğünüz kentlerinde uygulanıyor SAMP yaklaşımı. Ve Avrupa'daki bu şehirler, bu yaklaşık 2-3 sene önceki bir grafik. Şu anda daha da arttı sayısı. Ve artık dallanmaya, budaklanmaya başladı. Önce kentsel SAMP yapılmaya başlanıyordu. Ardından büyük şehirler için metropoliten SAMP süreçleri belirlendi. Çok merkezli yerleşimler, yük taşımalarının SAMP'ı, bölgesel SAMP planları, kırsal SAMP planları ve en sonunda ulusal SAMP planları, ülke düzeyindeki eylem planları
kılavuzları çıktı ve bunlar da internet sitesinde var hepsinin kitapçıklar halinde. Hatta siz bir plan yapıyorsanız kendi başınıza şehriniz olarak bunun SAMP olup olmadığını nasıl değerlendirirsiniz diye sınav ya da test süreçleri de var. Size sorular soruluyor, puanlar veriyorsunuz ve o çıkan sonuca göre bu biraz SAMP'a benziyor ya da tamam olmuş ama daha da iyi olabilir ya da çok iyi. Sizin yaptığınız bu çalışma, planlama çalışması SAMP'tır diye size sonucu da veriliyor. Peki ülkemizde ne durumda bu SAMP? İstanbul'da yaklaşık bir yıl önce başladı. İngiliz hibesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi SAMP yapıyor ve önümüzdeki aylar içinde Türkiye'nin birçok kentinde de SAMP uygulanacak ve belediye eğitimleri başlayacak. Avrupa Birliği finansmanıyla, Dünya Bankası organizasyonuyla yaklaşık 10 şehirde bu çalışmalar başlayacak. Son birkaç sözümü aktarmak istiyorum sona gelirken. Sonuçta özet olarak ne söylemeliyiz? Önümüzdeki adımların stratejisi ne olmalı? Yolculuk sayısını azaltmalıyız. Nasıl azaltmalıyız? Öğrendik bunu çok güzel. Eskiden de biliyorduk ama denememiştik. Uzaktan alışveriş, çalışma, eğitim, iş takibi, tedavi, bankacılıkla yolculuk yapma sayısını azaltmamız lazım. Bu sadece akaryakıt, hava kirliliği, zaman kaybını önlemiyor. Bize, kendimize daha fazla vakit ayırabilme, daha fazla okuma, daha fazla mutlu olma, sosyalleşme imkanı da tanıyor bunlar. İkincisi, yolculuk uzunluğunu azaltmak zorundayız. Çok merkezli kentler, 15-20 dakikalık kentler, merkezlerin kademelenmesi, yoğun yerleşimlerle yapmak zorundayız. Bu bizim aslında geleneğimizde de var mahalle ölçeğinde. Örneğin bizler ilkokula, ortaokula, liseye yürüyerek giderdik. Üniversitede araçlarla gitmeye başladık. Ama benim torunlarım 5 yaşında servisle kreşe gitmeye başladılar. İşte bu yanlış, bozulan yapıyı düzeltmemiz lazım. Yani bizim tekrar çocuklarımızı yürüyerek ya da bisikletleriyle okullarına göndermemiz lazım. Önce belki 3-5 gün onlarla birlikte yürümemiz lazım. Ama ondan sonra onların kendi başlarına gidebilmeleri lazım. Bizim AVM'ye değil de mahallemizdeki çarşıya, markete gitmemiz lazım. Ve bütün bunlar için de yapısal bir dönüşüm lazım. Araçlı yolculukları azaltmamız lazım. Yaya, bisiklet ve mikro hareketliliği öne çıkarmamız, korumamız, odaklanmamız gerekli. Sonuç olarak yolları mekana dönüştürmeliyiz, yaşam alanları olmalı, mekanı yeniden paylaşmalıyız, yaşama, yayaya, bisiklete, mikro hareketliğe ve toplu taşıma ayırmak zorundayız. Biz bir şeyleri yanlış yaptık bugüne kadar. Ne yapmalıyız? Şehirleri planlamayı bırakıp planladığımız ve rezil ettiğimiz şehirleri yeniden planlamak, düzeltmek zorundayız. Şehirden kıra kaçmayı bırakıp şu anda pandeminin de etkisiyle kırı şehre getirmek zorundayız. Daha yeşil alanlar oluşturmalıyız, daha yeşil kentler oluşturmalıyız. Şehirleri taşıtlar için değil, insanlar için planlamak zorundayız. Onlar için tasarlamalıyız. İnsanları eylemlere bir plan verip, farklı mahalleleri farklı renklerle boyayıp insanları olarak götürmek yerine mahallelere eylemleri, faaliyetleri, kullanımları getirmek zorundayız. Yani oradaki süreci de tersine çevirmek zorundayız. Hızlı ve uzun yolculuklar için değil, yavaş ve kısa yolculuklar için planlama yapmak zorundayız. Artık katlı kavşaklar, erişim kontrollü yollar değil, daha yavaş yollar, daha az hızlı yollarla gitmemiz zorundayız. Bu bizim temel stratejimiz olmalı. Ve sonuç olarak çocuklar ve kuşlar için tasarlanan mekanlar ve kent yaratmalıyız. Çünkü çocuklar ve kuşlar için yarattığımız mekanlar aslında herkes için iyidir. Yaşlılar için, gençler için, kızlar için, kadınlar için, engelliler için, herkes için iyi mekanlardır. Dolayısıyla biz artık kaybettiklerimizi geri kazanmak zorundayız. Ve inanıyorum ki peyzaj mimarları da bu çabanın kilit noktasında yer alacak bir meslek olarak görülecektir. Teşekkür ederim. Sevgili Erhan Hocam, gerçekten böyle şiir gibi, şiir akışında bir saat oluyor neredeyse ama
Böyle öyle hani acaba bir sonraki slaytta nasıl çarpıcı bir şeyle karşılaşacağız diyerek izledik. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Son sözünüz için de ayrıca hem mesleğimiz adına hem camiamız adına da öğrencilerimiz adına da gelecekte mesleklerini yapacak ama şu anda hala öğrenciler adına da onlara bir sorumluluklarını hatırlattığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu olduk. Tabii siz hem birlikte çalıştığınız kişiler hem kamu görevini yerine getirirken hem de sonradan yaptığınız çalışmalarla ve yurt dışındaki özellikle yapılan çalışmalarda peyzaj mimarlarının bu süreçlerinin neresinde olduğunu en iyi bilenlerdensiniz. O nedenle gerçekten buna bir kez daha vurgu yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz şu sunumu kapatayım ben hocam. Birbirimizi görelim. Evet, burada şimdi hocalarımız var. Dışarıdan konuklarımız var. Bartın içinden, dışından. Cengiz Ertan Hoca'yı görüyorum İzmir'den. Onlar da eğer kameralarını açıp, mikrofonlarını açıp katkı ya da soru varsa Erhan Hocam'a sorabilirler. Bu arada chat kısmından da yazanlar var. Onları da ben ileteceğim. Nurhan Hoca yazmış. Cansun'un diye. Erhan Hoca her zaman umut vaat ettiğinizde dünyayı bir saatte özetleyip ufkumuzu açtığınız için minnettarız demiş. Tabii Erhan Hoca'yı biz başka sunumlardan da özellikle de bisikletle ilgilenen ulaşım konusunu kendisine mesele yapmış insanların sıklıkla başka başka toplantılarda buluştuğumuz odamızın da daha önce bazı etkinliklerinde karşılaşmıştık Erhan Hoca'yla. Ama bu sunum biraz daha böyle kamusal mekanlara değen ve bir ödev veren bir sunum oldu. O anlamda gerçekten çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, soru ve katkısı olan Sebat Hocam buyurun. Bölüm başkanımız. Erhan Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok verimliydi. Az kişi katıldı gibi ama daha sonra eminim çok kişi dinleyecektir. Çok teşekkür ediyorum. Ben hepsini çok dikkatli izledim. Gerçekten kuş gözlemcisi olarak ve peyzaj mimarı olarak son karede çok etkileyiciydi. Bir gösterge gerçekten kuşların varlığı, o alanın yaşanabilirliği açısından. Çocukların da tabii ki hareketliliği varsa orada herkes hareket edebilir. Ben bizim üniversitemizin misyon farklılaşması akıllı bölgesel. Acaba bu akıllı trafik ve sisteminden kısaca bir bahsetmiştiniz. Akıllı ulaşımla ilgili görüşleriniz nelerdir? Onu sorabilir miyim? Tekrar teşekkür ediyorum. Akıllı ulaşım o adım adım kutularda gösterdiğimiz kırmızı kutunun içinde kalan bir şey. Yani akıllı ulaşım ağırlıkla otomobil yolculuklarını iyileştirmek, kolaylaştırmak ve dolayısıyla bunun ardından gelecek şekilde yaygınlaştırmak ve arttırmayı hedefleyen bir şey. Toplu taşımı kullandığında daha anlamlı oluyor. Akıllı şehirlerle birlikte farklı ulaşım türlerinin entegrasyonu, bütünlenmesi, özellikle mobility as a system, as a service denilen, MaaS denilen yaklaşımda cep telefonunuzdan, evinizden çıkmadan bir bisiklet rezervasyonunu yapıp mahallenizin köşesinden o bisiklete ulaşıp oradan bisikletle metroya gidip metrodan gidip yani bütün ulaşım türlerini cep telefonu üzerinden entegre eden, bir kere de ödeme sağlayan, rezervasyonlarınızı yapan, abonelik indirimleri yapan bir yaklaşım. Böyle bir anlamda yeri var akıllı sistemlerin. Zaten bütün akıllı ulaşım sistemleri, sürücüsüz araçlar da dahil, connected, bağlantılı araçlar, elektrik kullanan araçlar ve de otomasyonla, altyapıyla şey yapanlar. Ama bütün bunlar belirli bir vizyon vaat ediyor ama bütün büyük sermaye tarafından şey yapılıyor, öngörülüyor. Şu anda bakarsanız bütün otomotiv şirketleri sürücüsüz araçlara hatta scooter sistemlerine odaklanmaya başladı. Yavaş yavaş onlar da dönüşüyorlar. Bir gün görecekler
kendilerinden utanacaklar bu dünyaya yaptıkları hatalardan, kötülüklerden dolayı. Ama asıl yapılması gereken bu anlattıklarım temelden, kökten gelen, yaşam biçimimizi değiştiren, standartlarımızı değiştiren, mahallelerimizi, mahalledeki yaşamı değiştiren, günlük ilişkilerimizi, alışkanlıklarımızı değiştiren yaklaşımlarla başlayacak. Ve bu da aslında çok kolay. Zorlukları var. Örneğin bizim imarlı alanlarımız 5 katlı, 6 katlı, 8 katlıdır. Otomobilleri park ettiği zaman yol kalmaz önlerinde. Ve bizim imar yasalarımız inşa etmeye dayanır. Mekan yaratmaya ya da iyi bir şehir yaratmayı kontrol etmez, desteklemez. Sadece müteahhite yol verir. Önce plancıya, mimara, mühendise, müteahhite yol verir. Ama orada kim yaşar, nasıl yaşar, insanca mı yaşar? Bunları dikkate almaz. Standartlarda da bu giderek kaybediyor. Bizim çocukluğumuzda şu kadar nüfusa, şu kadar alana bir ilkokul hesaplanırken artık çocuklar kentin öbür ucundaki ilkokula gitmeye çalışıyorlar. Bu düzenin de değiştirilmesi lazım. Bundan birkaç sene önce valilikler bir genelgeyle araştırma yapıyorlardı. Örneğin Ankara ya da İstanbul'da bütün ilkokulları, ortaokulları, liseleri bir yere toplayıp servislerle eğitim kampüsleri diyorlardı adına. Bu düşünebiliyor musunuz ne kadar? Aynı sağlık sistemindeki bugünkü şehir hastaneleri gibi yanlış bir durum. Bu tıpkı bir bahçe sulaması gibi. Siz ne kadar sulama arklarınızı yaygın yaparsanız, ne kadar düzenli yaparsanız o kadar iyi sularsınız. Bir sel baskını oluşmadan bütün toprağa dağıtırsınız. Trafik de aynı şekilde. Siz ne kadar akıllı ve düzenli bir sulama sistemi, yol sistemi yaparsanız trafik artmadan, seller haline gelmeden ihtiyaçları karşılarsınız. Bu da olabildiğince küçülmek, 15 dakikalık bir yaşama sığdırmakla mümkün, kolay ve bütün dünya kentleri bunu yapıyor. Düşünün 2-3 milyonluk Paris bunu yapıyor ve öncüsü bunu. Açık açık hedeflerini koyuyor. Bizim belediye başkanlarını sorsanız, muhalefet partisi liderimiz daha İzmir'de geçenlerde söyledi. Yolları kazıp altına otopark yapalım trafik sorunu çözmek için. Oysa ki Paris, Amsterdam yıllık programları var. Her yıl Amsterdam 1200 otoparkı kaldırıyor. İnsanlara, ticarete, mekanlara yeşile ayırıyor. Paris otopark yok etme planını açıkladı. Her yıl kaç otoparkı, nereleri şey yapacak ve de halk oynamasıyla mahallelerden, sokaklardan kalkan otoparkın neye dönüştürülmesi gerektiğine karar veriyorlar. Barcelona süper blok kavramıyla pek çok yolunu kapatıyor, kamusal alanlar yaratıyor. Dolayısıyla kamusal alan artık bizim yeni odak noktamız. Kamusal alanlar ve ortak yaşamlar. Bizler de ulaşım plancıları, mimarlar, şehir plancıları ve de peyzaj mimarları bu alana odaklanmak zorundayız. Birlikte çalışmak zorundayız. Diğer akıllı, aslında o tanım da yanlış. Zeki olması lazım. Teknik açıdan o tanım akıllı şehir değil, zeki olması lazım. Bunlar da daha sonraki aşamalar ve de ben onlardan beklenen büyük yararların olacağını ve de tamamen hayatı dünyayı değiştireceklerini sanmıyorum. Asıl değişiklik bizlerde, bizim damarlarımızda dolaşan alışkanlıklarda. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Hocam başka sorusu ve katkısı olan var mı? Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Merhaba Erhan Hocam. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederim. Sizler zaten sunplarda da söylemiştiniz. Şu an dünyada bir özellikle ulaşımda bir paradigma değişikliği var bu kentsel hareketlilik sistemleri üzerine ve artık araç sahipliği değil de araçlara erişim ön plana çıkarılmaya başlanıyor. Benim de çalışma konum mikromobilite üzerine çalışıyorum ben de. Ve sizin yıllardır ulaşım sisteminin içerisinde olduğunuz için ben size bir şey sormak istiyorum. Biliyorsunuz sadece bu mikromobilite ya da ulaşım için değil, herhangi bir uygulama getirilecek herhangi bir politika için geçerli bir şeydir. Biz bir uygulama getiriyorsak halkın bunu benimsemesi gerekiyor.
Ama şimdi siz çok güzel örnekler verdiniz. Hatta biraz önce de vermeye devam ettiniz. Sanki Avrupa'da halk bunu istiyor ve devlet bunu yapmak zorunda gibi oluyor. Bizde mesela devlet yapıyor, halk bunu istiyor mu? Halk bu getirilen uygulamayı kullanmak istiyor muydu? Bunun ihtiyacı var mıydı? Ya da isteği nasıldı? Bunun önünde bazı engeller vardı. Mesela akıllılık diyoruz. Ülkemizin demografik yapısına baktığımızda teknolojik kullanım kabiliyeti nasıldı? Ya da yaşlı bir nüfusun olduğu bir yere getirilen bu tarz uygulamalar işlevsiz kalınca bu sefer uygulama kötü diye lanse ediliyor vesaire vesaire. Benim sormak istediğim şu, Türkiye örnekleminde düşündüğümüzde mikro mobilite üzerinden diyeyim ya da yeni bir araç sistemi diyelim. Bu ama daha çok sürdürülebilir araçlar tabii ki, bisiklet, e-bisiklet vesaire. Bu uygulamaların yaygınlaştırılması sürecinde halka yönelik neler yapılabilir? Yani bu halk karşımıza bir zorluk çıkartacak, bir benimsemesi zor bir duruma dönüşecek. Hani bu süreçte siz illaki diğer çalışmalarınızda da başka şeyler için sorunlar yaşamışsınızdır, engeller yaşamışsınızdır. Hani Türkiye örnekleminde halkın bunu benimsemesiyle ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Şimdi yenilikleri benimsemek kolay değil. İnsanların yıllardır olan alışkanlıkları, çıkarları, beklentileri, korkuları, bütün bunları hesap ettiğinizde gerçekten sorunlar yaşıyorsunuz. Biz Antalya'da mesela otobüs hatlarının yeniden düzenlenmesini yaptık. Bütün hatları değiştirdik. Daha önce nasıldı? Herkes en uzak köyden bile gelen şehir içine gelir, merkezde bir tur atar, bütün odak noktalarına ulaşır ve bekleme noktasına giderdi. Ama olması gereken köylerden gelenlerin şehir girişlerindeki terminallerde kesilmesi, ondan sonra küçük araçların durup merkeze gitmesi. Belli şeylerde, noktalarda aktarma yapılması. Ama vatandaş bunu istemiyor. Çünkü aktarmada ikinci parayı ödüyor. Ardından bekliyor. Oturmuş koltukta giderken belki de ayakta gidecek. Bir sürü sebebi var kendince ve de hepsinden önemlisi alışkanlıkları var. Ama bunları insanlara anlatmak gerekiyor. Önce biz kampanyalar yaptık orada. Yoğun broşürler, radyo, televizyon şeyleri. Mahalle mahalleye gittik. 27 tane mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptık. Vatandaşlarla toplantı yaptık. Önce karşı çıkanlar anlatınca onlara, ya biz bunları hiç düşünmediydik, haklıymışsınız, çok da güzel bir sistemmiş bu diyorlar. Ama bu ne kadar doğru iş yaptığınızla da bağlı. Bunu mikromobilite açısından düşünürseniz, mikromobilite herkesin uçar gibi böyle şeyin o iki tekerleğin üzerinde binip gitmesi mümkün değil. Yaşlılar var, hiç bisiklete binmemiş kadınlar var, kilolu insanlar var. Yani onu yapamayacak kişiler var. Dolayısıyla mikromobilite çok küçük bir segmenti, bir kesimi ilgilendiren bir ulaşım biçimi. Ve bunun için ille kampanyaların yapılması da gerekli değil. Koşullarını hazırladığınızda o zaten oluyor. Örneğin bize nasıl geldi? Belli firmaların korsan olarak çalışmaya başlamasıyla geldi. O firmalar geldiler belediyelere, ne yapıyorsunuz siz falan deyince belediyeler, o belediyelere bir yönetmelik çalışma yönergeleri, bakın böyle bir şeyle bizi kontrol edebilirsiniz dediler. Ama bu kendi açılarından hazırlanmış şeydi. Onlar düzeltti, belediyeler o yönetmeliği düzelttiler, bakanlıklara gönderdiler. Bakanlıklar kendi içlerinde şey yaptılar başka kaygılarla. Buradan toplanacak parayı ben mi alayım, sen mi alayım diye. İki bakanlık arası, üç bakanlık bir şey yaptı. Sonuçta bir yerlere geliyor. Ama bu şey gibi yumurta günü gelince çatlayacak ve oradan civciv çıkacak. Kaçınılmaz bir şey. Ama skuterlarında bütün dünyaya ulaşımı alt edeceğini düşünmemek lazım. Bisiklet de aynı şekilde. İsviçre çakısında gösterdiğim gibi her ulaşım türünün belirli, verimli olduğu yerler, hitap ettiği kesimler, gelir düzeyleri, farklı pazar payları, pazar grupları, kullanıcı grupları.
boyutları var. Bütün bunları dikkate alınarak, olumlu olumsuz taraflarını değerlendirerek pazara nereden girer, bu nasıl şey yapar, nerede yararlı olabilir, besleyici otobüs sistemleri nasıl olabilir, işte kent merkezinde bedava otobüs linklerini nasıl çalıştırabiliriz, bedava ulaşım nasıl olabilir mi? Türkiye'de bunda da deneyimler var. Pek çok şeyler yaşadık. Dolayısıyla aslında bu tür kararların başkan ve yanındaki iki kişinin oturup karar vermesi ya da minibüsçülerle, otobüsçülerle bir toplantı yapıp karar vermesi değil, ciddi bir şekilde tüm boyutlarıyla tartışılması, incelenmesi lazım. İşte bizler de sizlerin öyle yetişmesini istiyoruz. Biz kendi başımıza yetişmeye çalıştık, okuduk, dış kaynaklardan öğrendik. Uygulamayla yaparak, bozarak öğrendik. Ama bildiklerimizi de aktarıp sizin bizden bir adım daha ileride olmanızı amaçlıyoruz, istiyoruz. Ve biz eskiden mesela ben Orta Doğu'da okurken dergiler gelirdi bize iki ay sonra. Kütüphaneye gidip onları bulurduk. Orada referans verilen kitapları bulurduk. O kitapları hocalarımıza söylerdik satın alsınlar diye. Onlar rektörlüğe yazarlardı. Rektörler bütçeye koyarlardı. Basılmış kitap 4 sene, 5 sene sonra gelirdi üniversitemize. Şimdi öyle gruplar var ki internette belirli kitapları yayınladıklarında taslağım burada benim. Bunu 2 ay sonra yayınlayacağım. Bir görüş bildirir misiniz diye gruplara soruyorlar. Daha kitap basılmadan okuyoruz. Dolayısıyla öyle hızlı gelişiyor ki, o kadar kolay ulaşılabilir bir teknolojide şey yapıyoruz ki, bir konuyu internette arıyorsunuz, bakıyorsunuz 182 bin şey buldum diyor. 15 gün sonra arıyorsunuz, 382 bin buldum diyor. Binlerce kişi yazıyor, araştırıyor, inceliyor, somut kaynak bırakıyor. Biz takip etmekte bile zorlanıyoruz artık. Ama sizin de elinizde gençler olarak çok büyük imkanlar var. Bu hızla, bu ivmeyle çok daha ileriye götürmek zorundasınız bizi. Biz hala uğraştık, uğraşıyoruz ama size iyi bir şeyler bırakmaya çalıştık. Bilemiyorum ne kadar başarılı olduk ama siz umarım daha fazla olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Siz sözüm arasında bir anahtar kelime kullandınız aslında, böyle takım tutar gibi diye bir şey. Ben de bununla ilgili bir değerlendirme, bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi sisteme yeni değil aslında, eskiden de var olan, sanki yeniymiş gibi tartışıyoruz biz bu bisiklet meselesini ülkemizde. Halbuki geçmişi çok daha fazla geriye gidiyor. Çünkü insanların imkanı yoktu, otomobil alacak imkanı yoktu ya da toplu taşım sistemleri bu kadar gelişmiş değildi. Dolayısıyla fabrikalardan akın akın evlerine giden insanlar köyden kente ya atıyla ya da at arabasıyla, öküz arabasıyla neyse eşyasını da taşıdığı ya da bisikletleriyle geldiği. Türkiye'de de geçmişi olan bir şey aslında bu bisiklet konusu. Peki sorum şu, ne zaman bisiklet Türkiye'de işte bugün arzu edeceğimiz seviyeye gelmek zorunda kaldı? Ne zaman terk edildi? Tabii ki bunun yanında otomobillerin artışı gibi görünse de bence yeniden bir kültürel anlamda da masaya yatırılması gereken bir durum. Bir de sizin bisikletli bisikletçi gibi böyle kelime üzerinde daha önceki sunumlarınızdan benim de hatırladığım bir takım tanımlamalarınız var. Biz doğru mu kullanıyoruz bunu? Ve her zaman şununla karşı karşıya kalıyoruz bisiklet kullananlar olarak, bisiklet kullanıcıları olarak. Hep böyle rüştünü ispat etmek zorunda kalan, hep talep eden tarafında kalan, bir günde böyle yöneticilerin ya da ulaşım planlama meselesiyle ilgili çalışan insanların da bisikletlilerden bir şey talep ettiği bir zaman sizce gelecek mi? Teşekkür ediyorum. Gelecek. Ne kadar yakın gelir, ne kadar uzak gelir bilemem. Ama daha dün Avrupa Birliği bisikletli vizyonunu, Avrupa bisiklet planını onayladı ülkeler olarak. Bizde daha bizim hazırladığımız plan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda taslak olarak duruyor, kesinleşmedi. Temel sorun şu, biz bisikleti eskiden doğal yaşamımız içinde kullanırdık. Fabrikalara işçiler bisikletle giderdi,
Ege'de köylüler zeytinliklerine bisikletle rızkını, öğlen yemeğini koyardı arkasına. Bağ bıçağını, gerekli eşyalarını alırdı, suyunu alırdı, giderdi. Günlük bir ulaşım aracıydı. Ama bugün öyle bir hale geldi ki ulaşım bir amaç haline geldi. Bir gösteri, bir show business haline dönüştü. Ve bunu yapanlar da bisikletliler diyebiliriz. İşte o bisikletçi, bisikletli kavramı da öyle. Temel ayrım bisiklet araç mıdır, amaç mıdır? Şu anda bisikletliler adına konuşan insanların, kişilerin çoğu bisikleti bir amaç olarak görüyor. Bir bisikletli, ben birçok sosyal medyada bisiklet gruplarını takip ediyorum. Bir bisikletli bisikletini kaldırıp fotoğraf çektiriyorsa benim için o bitmiştir. Ben hiçbir zaman otomobilimi ya da otobüsün önünde ya da metronun önünde fotoğraf çektirmedim. O benim için bir araç. Ama bisikletli onu bir araç olarak görüyor. Onunla övünüyor, onunla gösteriş yapıyor, üzerindeki kıyafetlerle gösteriş yapıyor. Ama biz bisikleti özellikle dar gelirli kesimlerin, otomobil sahibi olmayı hayal bile edemeyecek kesimlerin ulaşım sorunlarını sürdürülebilir bir şekilde çözmek için düşünüyoruz. Oysa ki o üniformalı ya da bir İspanyol bisikletçinin deneyimiyle gladyatör giyimli bisikletçiler onu bir gösteri amaçlı kullanıyorlar. Ve bir kısmı da otomobilleriyle taşıyorlar bisikletlerini. Şehir dışına çıkınca bisiklete transfer oluyorlar. Ama kullanım amaçları ulaşım değil. Dolayısıyla bunu ayırmak gerekiyor. Bu aslında şöyle de bir çok bisiklet ulaşımı için çok ciddi bir risk oluşturuyor. Belediyeler katılımcılık için bisiklet topluluklarını çağırıyorlar. Toplantılara, karar verme süreçlerine. Ama o gelenler ulaşım için kullananlar değil. Hepsi, hatta toplantılara ben çok da katıldım. Üniformalarıyla, formalarıyla, kasklarıyla, bisikletleriyle toplantı odasına giriyorlar. Ve bu gerçekten bizdeki bisiklet hareketinin yanlış yöne götürülmesinin temel sebeplerinden bir tanesi. Ben bisiklet konusunda katılımcılığa inanmıyorum. Tam tersine katılımcı bisiklet planlamasıyla şu anda yanlış yöne gittiğine inanıyorum. Ankara'da örneğin bisikletliler katılımcı olarak belirledikleri Mansur Yavaş'a koydukları güzergahlar saatte 90'la hız yapılan yollarda bisiklet yolu yapılmasını istedi. Oysa ki o yollarda öyle ufak bisiklet yolları olmaz. Hatta egzoz gazı yüzünden o yollardan en az 2-3 metre dışında olması lazım yollara. Dolayısıyla bence önce bisiklet konusunda bisikletlilerin eğitilmesi gerekiyor. Hangi amaçla kullanıyorlar, ne istiyorlar, beklentileri ne, onlara uygun nasıl bir altyapı gerekli, nasıl bir mekanda, alanda, şehir dışında mı, kırda mı, dağda mı, tepede mi, onların belirlenmesi lazım. Ama bu yavaş yavaş gelişiyor çünkü dünyada da bisiklet ve mobilite kullanım şeyleri farklılaşıyor. Bizdeki yönetmeliklerde de ciddi hatalar var. Önemli tartışmalardan bir tanesi de işte mobiletler bisiklet yoluna girsin mi, girmesin mi konusunda. Bisikletliler buna karşı çıkıyorlar. İnanılmaz bir şekilde. Otomobil sürücüsünden farklı yok bakış açılarının, davranışlarının. Aman olur mu? Ama o motorlu. Motorlu ama senin hızında gidiyor. Daha yükseğe çıkamıyor. Bugün sosyal medyada gördüm. Bir bisikletli saatte 60 kilometre hızla gidiyordum. Şeylere çarptım. Şuram incinmiş diye fotoğrafını koymuş. Aman kask takın diyor. Ya, saatte 60 kilometreyle gitsen kask seni kurtarmaz ki. Yani gene ucuz kurtulmuşum. Ve de bu yanlış bakış. Ben yasa dışı bir hızda gidiyordum diyor. Kaskını takarsanız iyi olur. Yani işte önce bisikletlere bu eğitimi vermek zorundayız. Bu vizyonu vermek zorundayız. Bisiklet insanlardan yürümeden biraz daha hızlı bir ulaşım biçimidir. Narindir, incedir, kırılgandır. Mobilet onunla yaklaşık aynı kazayı oluşturan çarpışmadaki etken kütlesi ve de hızıdır. Bunlar bisikletle mobiletin ağırlıkları yaklaşık aynı.
Hızları aynı. Hatta bisikletinin paylaştığı gibi saatte 60'a çıkıyor. Mobilet çıkamıyor saatte 60 kilometreye. Onun throttle'ı kesiyor hızı. Dolayısıyla bisiklet, motosiklet şeyler, bisikletler skuterler için bir tehlike oluşturuyor. Şimdi bu hız da yetmiyor. Avrupa'da yeni bir düzenleme başladı. Orta hız dedikleri saatte 45 kilometreye kadar giden bisiklet yolları yapılıyor. Bunlar da mobiletler, gerçek elektrikli bisikletler, elektrik destekliler değil de ve de şehirler arası bisiklet yolları uygulanıyor. Bu da yeni bir klasifikasyon oluşuyor ve bisiklet kullanımı arttıkça bu da gerekecek. Ama biz daha bisiklet yollarını yapamadık. Dolayısıyla bu daha ileride. Ama sonuç olarak bisiklet yolları altyapısı, ben yol demeyi de sevmiyorum çünkü bisiklet yolu yapmaktansa trafik hızını 30'a indirseniz bütün yollar bisiklet yolu. Önce buna ikna etmemiz lazım herkesi. Bütün dünya şeylerini yapıyor artık bunları. Bir haftadır kampanyasını yapıyor. Birleşmiş Milletler şey yapıyor. Biz hala belediyelerimiz şehir içinde 82 hıza çıkartıyor. 82 demek %10 payıyla 90 demek. Şehir içinde 90 kilometre hızla gidilmez. Cinayettir bu. Ama hala bunu koruyorlar ve daha yüksek hızla gidilsin diye katlı kavşaklar, geniş yollar yapıyorlar. Yolları genişletmek, hızlandırmak değil, tam tersine yolları, araçları durdurmak, hızı kesmek gerekli. Ortalama şehir içindeki hızlar saatte 30'un üzerinde değildir. Bunu hız sınırını 90'a çıkarsanız da ortalama hız 30-40 arasındadır. 30'la gitse de yine 30 düzeyindedir. Dolayısıyla yolu hızlandırıp, araçları bir hızlandırıp bir durdurmak, bir hızlandırıp durdurmak yerine düzgün bir planlamayla saatte 30 kilometreye daha az kirleten, daha az öldüren, daha insancıl, makul bir trafik hızına sahip olmak zorundayız. 30 kilometre hızlar da bisikletli cennetlidir aslında. Teşekkür ediyoruz. Bu arada hocam yorumlar var ama yorumları yapan arkadaşlar da sanırım buradalar hala. Kendileri de sorabilir. Bilmiyorum. Necibe Konukçu öğretici bir sunumlu teşekkürler demiş. Seda Nur Sert çok verim aldığım bir sunum oldu. Teşekkür ederiz demiş. Elif Sancaklı aslında sorunuzu siz sorabilir misiniz? Buradaysanız hala. Ben okuyayım herhalde. Ha, buyurun Elif. Merhabalar. Merhaba. Hocam çok teşekkürler öncelikle verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben Yüzce Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum, peyzaj mimariyi. Bir ders kapsamında COVID-19'un kamusal mekana ve toplum duyusuna etkilerin adlı bir makale test çalışması yürütüyorum. O yüzden de bu özellikle bu seminere katılmak istedi. Aslında bir sürü kafamda soru var ama bir tanesini yazmak istedim buraya. Çok güzeldir. Hocam bu COVID-19 sürecinde kamusal mekan kullanımları nasıl değişti? Yani farklı sosyal gruplar bu kamusal mekanları eşit şekilde kullanabildi mi? Yani ya da yine farklı sosyal grupların bu kullanımları aslında nasıl oldu, nasıl değişti? Ben bunu da merak ediyorum, bunu sormak istemiştim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bu konuda somut bilgi yok bizde özellikle. Bizde aslında araziye yönelik hiçbir bilgi yok. Ve de tutarlı bir politika izlenmediği için kapandı, kontrol edilemedi. Bir taraftan evinin önünde oturan insanlara ceza kesildi, kongre yapanlara kesilmedi. Dolayısıyla sistematik bilimsel bir veri oluşturacak veri yok ve de tutarlı bir politika yok yaşamı biçimlendiren şekliyle. Bunu toplu taşım kullanımında da görüyoruz. Kısıtlamalar, şeyler. Ama bizde net olan şu var. İnsanlar ikiye ayrıldı. Çalışanlar, çalışmayanlar diye. Çalışanlar COVID olmaz. Gider, gelir işine şey yapar. Hatta COVID'i alırlar. Evdeki kapalı olan yaşlılara
bulaştırabilirler. Böyle bir şey çıktı. Benim bildiğim azınlıklarla ilgili somut arazide toplanmış bir çalışma yok. Ama onlar da çalışan gruptaysalar, onlar da daha üst düzeyde belirlenen bu çalışanlar, çalışmayanlar ya da emekçiler şeyinde toplu taşım kullanıyorlarsa ya da otomobilleriyle gidiyorlarsa çok kabaca bir ayrım yapıp yorumlar getirilebilir. Bu bazı kentlerimizde İstanbul gibi örneğin toplu taşım kullanıcıları ya da otomobil kullanıcıları gibi ayırabiliyoruz. O sayılar var İstanbul Planlama Ajansı'nın istatistik ofisinin verilerinde. Ama onlar da çok kaba veriler. İşte ne kadar toplu taşım kullanıyor, toplu taşım kullanıcıları izin verilen işçi kesimdir, çalışan kesimdir, emekçi kesimdir. Oradan yorumlar yapılabilir. Ama üst gelir grubuna dahil çalışan kesimlerde artan otomobil sayısı içinde değerlendirilebilir. Buna şeyi de katabiliriz. İkinci el otomobil satışlarının artışında orta gruptaki çalışan kesiminde ama azınlıklar itibariyle ayrılmış halini bilemiyorum. Belki ilgili kamu kurumları bu konuda bir çalışma yapmışsa ondan da haberim yok. Onlardan elde edebilirsiniz. Ve de ama yurt dışında bazı çalışmalar yapıldığını gördüm. Okudum ama bize direkt uyarlanabilen şeyler değil onlardı. Evet, çok teşekkür ediyoruz soru için de hocamıza yanıtı için de. Evet, başka sorusu ve katkısı olan var mı? Son kez sorayım. Evet. O zaman değerli hocama çok teşekkür ediyoruz gerçekten verdiği bilgiler için. Çok az öz net bazı şeyler. Aslında bu konu öyle çok şey götürür ki yani. Ama son zamanlarda gerçekten COVID ve diye başlayan birçok tartışma içerisinde ulaşımı görüyoruz. Ne yazık ki gündemimize girdi. İşte artık kentlerin daha doğal ortamlarına döndüğünü görmeye başladık. Otomobilden yoksunlaştırdığımız zaman kentleri daha temiz, solduğumuz havanın daha temiz olduğunu görmeye başladık ve bunlarla ilgili. En önemli şeylerden bir tanesi belki de hocam aslında bir soru değildi. Yani bu konuda da son bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Aslında ulaşım meselesi afet durumlarında da en önemli bir mesele olarak İzmir depreminde karşımıza çıktı. Ben bir bisikletli olarak orada işte İzmir'deki arkadaşlarımızın ambulansın giremediği, araçların işte tedarik yapamadığı yerlerde gerçekten bir araya gelerek sivil oluşumlarla ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını bisikletlerle ulaştırdığına şahit olmuştum. Bir AFAD gönüllüsü olarak bunları tüm eğitimlerini tamamlamış, bir yandan amatör telsizci olarak, çünkü ülke buna doğru gidiyor, bunları öğrenmek, bilmek ve bunlarla yaşamak zorundayız. Afet ülkesinde gerçekten ulaşım meselesinin yani biraz daha her ne kadar elektrikli sistemlere doğru gidiyorsak bir taraftan da ama afet anında o şarjlarımızı dolduramayacağımız zamanlar da bizi bekliyor. Yani elektrikli araçlar, elektrikli skuterler ve benzeri yani elektriğe bağladığımız her şey aslında tam anlamıyla çözüm de değil bir yandan teknolojiyle yararlanırken. Bu afet ve ulaşım konusunda da son değerlendirmelerinizi alalım ve tamamlayalım isterseniz. Aslında sadece afet ve ulaşımdan çok orada da muhakkak etkisi var ama günlük yaşamda çok daha geniş bir kapsamı var. Benim çocukluğumda bisikletçi polisler vardı. Postacılar vardı, zabıtalar vardı. İnsanlar tarlalarına bisikletle giderlerdi. Ve kamu kurumlarının önünde bisiklet park yerleri vardı, resmi bisikletler. Dolayısıyla önce kamu kurumlarının bunu yapması lazım. Bazı turistik şehirlerimiz yaptı, polisleri bisiklete bindirdiler, zabıtaları bindirdiler. Ama sayaç okuyanlar binmedi. Kapı kapı dolaşanlar, kargocular hala motosiklet üzerindeler. Dolayısıyla bir taraftan afete hazır olmanın ön koşulu afet dışı zamanlarda da kullanıyor olmak ki afette bu zaten aksamadan süren bir hizmet olsun, bir servis olsun. Dolayısıyla bu da çok önemli. Bisiklet gibi farklı alanlarda da geliştirebileceğimiz şeyler var. Ama benim hep korkum bu bisikletçi ile bisikletli kavramının karışması
şeyler öyle bir duruma geliyor ki bisikleti kullanabilmek için bazı şeyler, örneğin hayvanları besleyeceğiz bugün diye çıkıyorlar. 30 kişi köpek beslemeye çıkıyor kırlara. Bu bir anlamda amacı saptırmak gibi oluyor. Yani 3 kişi 4 kişi çıkabilir ama 20 kişinin 30 kişinin toplu halde köpek beslemeye gitmesinin anlamını göremiyorum. Bu afet durumları içinde önceden belirli planlamalarla, eğitimlerle yapılmalı. Ama bu bir bahane olmamalı bisiklet kullanmak için. Gerekiyorsa gereken kişiler, eğitimli kişiler, bu iş için hazırlanmış kişiler, hazırlanmış senaryolar çerçevesinde yapmalı bunu. Hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten. 1,5 saatimizi tamamladık. Hem günün anısına hem de daha çok birçok toplantıda bir araya geliriz diye düşünüyorum. Size bir teşekkür belgesi hazırladık. Bunu sunmak üzere de bölüm başkanımıza son sözü veriyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten çok değerli bilgilerdi bizimle paylaştığınız için. Eminim çok yararlı olacaktır öğrencilerimiz için de. Ama konuşacak çok konu var. Mustafa Hocam eminim sizi tekrar bizimle bir araya getirecektir. Tekrar teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Katılan herkese de teşekkürler, sevgiler, saygılar. İyi günler, teşekkürler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Bir sonraki söyleşimizde buluşmak üzere de tüm katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Çok sağ olun. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.